Herkese selamlar. The Wolfpack kanalıma hoş geldiniz. Başlama dönünce Sena Doğan, Ferhan Evgin, Umut Can Diken Yol, Hakan Öksüz, Abdullah Er Yılmaz, İlhan Karayel, Kadir Işık, Yunus Emre Kemal Sönmez, Mahmut Ali Aşçı, Mehmet Emin Düştü. Bana Akgün ve Sade Alışık'a bana destek oldukları için teşekkür ederim. Bu hafta kış rüzgarlarına yayınlanmış Tyrion Pov'un incelemesine başlayacağız. Eğer okumadıysanız bu videonun spor olduğunu isminden de anlayacağınızı farz ediyorum. Eğer Okumadıysanız video öncesi okumak istiyorsanız forumdaki adresini video altında bırakıyorum. İnceleme hazırlarken Preston Jacobs'ın videolarından yararlandığımı da belirtmek isterim. Ayrıca belirtmem gereken başka bir şey daha var. Açıkça yayımlanan bölüm aslında ikinci Tyrion povu. İlk pov yayımlanmadı ve sadece Martin tarafından yıllar önce kapalı kapalı ardında belli bir kitleye okundu. Onun da gene özetini verenler var fakat biz doğrudan ikinci kısmını alacağız. Şimdi başlayalım. Bildiğiniz üzere Tyrion'u en son Miren Savaşı'nın arefesinde ikinci oğullara katılmışken bırakmıştı. Kendisi Kayı'yı ele geçirmek için onlarla ayrıca bir sözleşme de imzalamıştı. Birinci Tyrion Pov'un ardından ikinci Pov savaşla açılıyor. Uzaklarda bir yerde ölmekte olan bir adam annesine bağırıyordu. Bir adam ikinci oğlunun kuzeyindeki kampta atlara diye bağırdı kısca dilinde. Atlara, atlara yüksek ve tiz sesi sabahın havasıyla çok uzaklara kendi kampının ötesine taşındı. Tyrion kelimeleri anlayacak kadar gizlice dili biliyordu ancak Sesteki korku her dilde anında. Onun ne hissettiğini biliyorum. Açılış paragrafı Selmi'nin poviyle ile paralel görünmekte. Şövalye adamları etrafına toplayıp moral konuşması yaptığında nasıl hissettiğinizi biliyorum. İsterseniz annenizin adını haykırabilirsiniz demişti. Tyrion bölümünde annesine seslenen ölmekte olan bir adamın sesini açılıyor ve savaşın tehlikeleri ve dehşetini odaklanarak yazar. Savaş ortamının mümkün mertebe nasıl olduğunu, daha doğrusu burada savaşan kişinin özü insan olduğunu, onların da anneleri olduğunu, korktuğunu, ölmek yerine yaşamak istediklerini dolaylı şekilde bize göstermiş. Unutmayın ki savaş romanlarda filmler de güzeldir arkadaşlar. Gerçek hayatta korkunç bir şey. Neticede ödenler gerçek insan ve oyunlarda olduğu gibi tekrardan delip başlayamıyorsunuz. Atları diye bağıran kişi bir köle efendisi komutanlarından biri olabilir veya alt düzey komutanlardan biri de olabilir. Minel'de efendinin ordusuna 13 derdiği anılan 13 general komut ediyor ki bunlar her gün sırayla ordunun başına geçiyor. İşlerinden bir de kadında. Sesindeki korkuyu tirinde hissediyor ama korkusunu bastırıyor tabii. ''Biliyordu da Tyrion. Kendi atını bulmanın zamanı gelmişti. Ölü olanların zırhlarını giymenin zamanı gelmişti. Kemerine bir kılıç ve hança iliştirmenin orası burası yamulmuş kaskı başına takmanın zamanı gelmişti. Şafak sökmüştü. Güneşin ilk ışıkları şehrin duvarlarının ve kulelerinin ardından parlıyordu. Kör edercesine parlak. Batıda yıldızlar bir bir parlaklığını kaybediyordu. Borazanlar Skazza'nın kıyılarında üfleniyordu. Aynı şekilde Miren'in duvarlarından savaş boruları cevap veriyordu. Yazar bize göze çok da sokmadan savaşın olumsuzluklarını göstermeye devam ediyor. Ölü oğlanların zırhını giyme vakti diyerek savaşa yetişkinler kadar çok genç kişilerin hatta bugün çocuk diyeceğimiz kişilerin de öldüğünü bize hatırlatıyor. Gerçi bu son günlerde bunu hatırlamamıza gerek yok. Gayet ne şekilde maalesef izleyerek kafamızı yazıyoruz. Bu genç oğlanlar da nereden çıktı derseniz köleler arasında da muhtemelen 12 yaş ve üst kişiler olabilir. Deni Astropor'da gördü ki 12 yaşın üstündekiler öldürülebilecek kadar büyük ve John'a göre de 12 yaş Yaver olarak alınmak için uygun bir yaş erken olgunlaştığı için yabanı kızı da al vazife almıştı bu yaşta. Ayrıca ikinci oğullara ve diğer kiralık birlikleri evden kaçanlar yahut yaverler de katılıyorlar. Haline olarak da onlar da savaşıyor arkadaşlar. Tire'nin boyu 122 cm'den fazla değil. Bu sebeple ölen bu genç onun çok genç olmasını bekleyebilirsiniz. Belki Asref elin içinde çocuk olabilir ama 12 yaş altındaki kişileri yaver bir olarak, olarak almadıklarından bu kadar küçük yaşta birinin savaş olması çok beklemiyorum. Muhtemelen zırh Tyrion için biraz büyük olabilir ve oğlan çocuğu da biraz küçük yapılı olabilir. E, zaten kötü beslemeden dolayı tam gelişememiştir ama bu da çok önemli bir ayrıntı değil tabii ki. Şafak sökmeye başlamış. Victorion bölümünde gökyüzünde hala yıldızlar vardı. Selmi bölümünde şafak öncesiydi. Gecenin en uzun ve en karanlık anı ve Tyrion bölümünde de yıldızlar sönüyor. Şafak köle dercesi de parlak bir şekilde söküyordu. Hala bu üçünün bölümlerinin sırasını biliyorsunuz. Hatta Tyrion bölümünde Selmi de saldırıyı başlatmış olmalı. Eğer Miren Savaşı videomu hatırlıyorsunuz Gündoğum'un arkasından alarak başlattıkları saldırıda düşmanı bir süre daha olsa yarı kör etmeyi planlamışlardı. Ya da saldırının hemen öncesi de olabilir tabi. Piresin ayrıca bir noktayı değmiş Borazanlar ve Savaş Boruları. Seride Stenis'in duvara yaptığı sırada Borazanlar çöldü John ilk duyduğunda yabanlıların Borazan'ı yok ki diye düşünüyor ve Benzer şekilde Globalların kalesine saldırdığında da aşağıda Kuzey'in Borazan'ı yok ki diye düşünüyor. Kuzey'de savaş borusu öktürülüyor. Borazan değil. Bu sebeple son kitapta Winterfell'de savaş borusu çalındığında gelenin stanesi kuzeyler olduğu belliydi. Miren Savaşı'nda Sermin ve Demir domluğunda da savaş borusu var. Buna ek olarak düşman tarafında da borazanlar ötüyor. Zaron'un deneyi söyledi. Belki de filler bir bulmak isterdi. Miren'in geceleri tatlı şarkılar yine sağır edici borazan sesiyle dolardı ve ağaçlar devasa gri kuşların ağırlığının altında çatırdardı. Sözünden yola çıkarak borazanların fillerle bağdaştırıldığını düşünüyor fillerin hortumlarına çıkardığı ses İngilizce'de borazan kelimesiyle de ifade ediliyor. Yani metinde bahsedilen ya fil yürütülürken borazan çalıyor ya da fillerin hortumlarından çıkardığı sesten bahsediliyor. Bu sebeple Preston sağda solda bir yerlerde fillerin olması gerektiğini söylemekte ki Yunkay'ın en az 100 tane fil oldu zaten biliyoruz meydanda. Nehrin ağzında bir gemi alevler içinde batıyordu. Köle körpesine savaş gemileri çarpışırken ejderhalar ve ölü adamlar gökyüzüne gidiyorlardı. Tyrion uzak mesafede olanları göremedi fakat işitti gemilerin kafa kafaya çarpışması, demir doğumların büyük savaş boruları, karfın gürültülü tuhaf fıstıkları, çatırdayan küreklerin sesleri, baltanın kalkana saplanışı, yaralı adamların çığlıkları. Birçok gemi hala köfesin uzaklarındaydı. Çıkardıkları sesler soluk ve derinden geliyordu ama biliyorduk hepsi aynıydı. Katliamın şarkısı. Victoria'nın planına göre tek kulaklı Wuf'un önderliğindeki önce gemiler bir tuzak olarak gönderiliyor. Yol boyunca ele geçirdi ticaret gemileri ilk aşama içeri girecek ki ticaret gemisi olduklarını gördükleri için düşmanın korkmayacağını ve gelmelerine müsaade edeceğini düşünmekte hatta onlara yaklaşacaklar. Onlara yaklaşınca da demir doğumlar güverte altından çıkacak ve saldırıyı gerçekleştirecek. Deniz üstündeki Truva olayı gibi ki hatırlarsınız eski Yunan'da atın ayrıca gemi olarak da algılandığını söylemiştim. Bu sebeple Truva atı denen şeyin aslan tahta bir at değil de bir gemi olabileceğini düşünenler de vardı. Her neyse görünüşe göre plan başarılı olmuş ve demir domla ilk saldırıyı başlatmış. Tabii ki Victor'ın da arkadan geliyor. Bu sebeple bir ihtimal onun sesini duyuyor olabiliriz. Ölü adamların gökyüzüne gidişi de yine Selmi'nin mancılık dışarı atan ölü adamları ile paralel bir anlatım görünüyor. Durduğu yerden 300 metre uzakta Ade kız kardeşi gördü uzun kolu ceset yığınıyla birlikte sallanıyor, şişmiş ve çıplak cesetler uçuyordu. Kuşatma kampları gül ve altındanmışçasın sizin altını parıldayken birinin ünü basamaklı piramitleri soluk birer enkazlandırıyordu. Bir tanesinin yukarısında bir şey hareket ediyordu. Bir ejramı hangisi? Bu kadar mesafeden bir kartal zannedilebilirdi. Çok büyük bir kartal. Bu kısım Tyrion'un kampının savaş meydanındaki yeri hakkında bize bilgi veriyor. Adi kız kardeşin yakınlarında bir yer. Adi kız kardeş ise bir mancının ismi. Şehrin üç bir yanında toplamda böyle isimler verilmiş altı mancınık var. Daha sonra kedi birliğinde Harpiyan'ın kızının yakınlarında olduğunu öğreniyoruz. Miran Skazlı'nın yazında yer alıyor. Burası kuzey tarafına denk geliyor şehrin. Harpiyan mancınığı ve kedi birliği de şehrin batı kısmında. Köylü körfezi girişi tarafına yer alıyor. Tiro'nun bulunduğu yerde şehrin güney batısı bu sebeple Cüce Nehir'in ağzında alev alıp batan gemi görse de ayrıntıyı çok göremedi. Çünkü çok uzakta kalıyor. Haridan mancının orasında da rüzgarla savrulanar yani hırpani bir prensin birliği var. Bu üç örnekten yapılan çıkarıma göre her bir mancılı bir kiralık bir asker birliği koruyor. Piramitlerden birinin tepesinde hangisi olduğunu anlayamadığı bir ejderha görüyor. Muhtemelen regal ve çok da büyük bir kartada benzetiyor. Prestum bunu Yüzeklerin Efendisi'ne gönderme olduğunu düşünüyor ki katılıyorum. Biliyorsunuz ki çok kritik anlarda dev kartalda kahramanlarımızı kurtarmak için orada çıkan figürlerdi. E, Miren Savaşı'nın en kritik anında büyük kartalların yani ejderhan önemli bir rol olmayacağını öngörmek zor değil. Muhtemelen savaşı bitirecek bir rol. İkinci oğulların küflü çadırından saklanarak geçen birkaç günden sonra dışarıdaki hava fazla temiz ve taze kokuyordu. Olduğu yerden denizi görememesine rağmen keskin tuz kokusu denizin yakınlarında olduğunu söyledi. Ciğerlerini havayla doldurdu. Savaşmak için güzel bir gün. Doğudaki davulun sesi kavrulmuş ovada yayıldı. Elinde rüzgarla savrulanların mavi sağcağını taşıyan atlı bir birlik Haberda'nın yanından şimşek gibi geçti. Kaçak köylü olduğu için gizlenmesi gerektiğini bildiğinizden Tyrion'un günlerce çadırın içinden çıkmaması şaşırtıcı değil. Ve son kitapta Jorah ile birliğin taraf değiştirmeyi konusunda yaptığı konuşma üstünden sadece birkaç gün geçmiş görünmekte. Bu süre zarfında da Ben Palam ile satranç oyunu oynarken, yani şu Sayveş oyunu oynarken bu konuda onun başını etineyip ikna etmeye çalıştığı ağır şikar. Ayrıca cücemiz kokusunu alacak kadar denize yakın olsa da görecek kadar yakın değil. Davu sesine fileri ritmik üretmek için kullandığını düşünerek fillerin harekete geçtiğini süresinde de presin ayrıca yaya birlikleri ritmik hareket ettirmek için de kullandığını unutmamak gerekir bu davulların. Yani hem filler hem yayan birlikte harekete geçmiş olabilir. Göğüs uçlarında halka olan yunkayla ile adamın bir köle askerin gözlerinin arasında bahtı saplamasını aptal bir adam eğlenceli bulabilirdi. Genç bir adam muazzam ve büyücü olduğunu düşünebilirdi ama Tirinanis'in daha iyisini bilirdi. Tanrı beni kılıç kullanmam için yaratmamışlar diye düşündü. Peki o zaman beni neden sürekli savaşın için atıyorlar? Kimse duymadı, kimse cevaplamadı kimse umursamadı Tirino. Bir önceki anıtadaki savaşmak için iyi bir gün sözü görünüşü göre bir kenar cümlesi bağlama bakarsak ben savaşmak için yaratılmadım ve insanlığın birbirini öldürmesi bana hiç eğlence gelmiyor düşüncesi bunu doğrulamakta. Yalnız Karasu Savaşı'ndaki performansını düşünürsek pek öyle olmayabilir. Kahkaha bile atmıştı savaşırken. Tabii kimse duymadığı cevap alamadığı umursamadığı cümlesi Tirino'nun ilk savaşına da bir gönderme. Orada da aynen bu şekilde üçlü bir cümle kurmuştu. Kimse Tirino'na bakmadı. Kimse onunla konuşmadı. Kimse onu umursamadı. Zaten bir sonraki alıntıda X savaşını düşünmeye başlıyor. Hayli bu üçlü cümle boş yere eklenmiş değil. Bağlantı kurmak için konmuş. Tyrion kendini X savaşını düşünürken buldu. Şey ile X sevişmesinden sonraydı. Babasının savaş borazanları ile uyandırılmıştı. Gecenin yarısında onu memnun etmiş olan tatlı fahişi korkmuş bir çocuk gibi kollarında çırı çıplak titriyordu. Belki de hepsi yalandı. İyi hissetmeni sağlamak için oynadığı bir oyun. Şey ne kadar iyi bir oyuncumuş diye içinden geçirdi. Zırhını giymesine yardım etmesi için Podrick Bey'ine bağırdığında çocuk horul uyuyordu. Gördüğüm en hızlı delikanlı değil ama adam gibi bir yağ verdi. Umarım hizmet edecek daha iyi bir adam olur. Tyrion'un hayatında dört kadın gördük. Taisha, Shay, Sansa ve Penny. Dördünün ortak noktası korkmuş çocuk figürüne sahip olması en azından Tyrion'un gözünde ve Tyrion'un da onu kurtaran ve koruyan kurtarıcı figür olarak öne çıkması. Gerçekten dikkat edersen Tyrion bu tür kadınları hızlıca korumaya çalışıyor. Zayıf noktasını oluşturuyor ki bu zayıf noktası şeyinin onu kullanması neden olmuştur. Bana kalırsa bu kadın hepsi ona Tayşe yanımı satıyor. Ona referans onu gerçekten koruyamadı veya koruma seçtiği bir bilinç altında bunu yapamadığı için pişman olabilir ve Fahişli bu kadar düşman olmasının sebebi de zaten bu travmadan kaynaklı. Burada Patrick'i anması tabii ki hoş. Hizmet edecek iyi birini bulması umuyor. Kendisi en son Brain'e hizmet edeceğim derken asılıyordu. Tabi aklından şeye gitmesi de dikkat çekici bir nokta olabilir. Şey Tayvan'ın Tayşe için söylediği her şeydi ve gerçekten iyi bir oyuncuydu. Ben ise gerçek bir oyuncudur. A ile gösteren sergiliyordu. Beni videosunu hatırlarsanız bu konu noktaya değmiştik aslında. Tabi prosesine dikkat çektiği gibi şey Hiç de söylediği gibi bir gece arası kolunda titrememişti Ya taşır olan anısını karıştırdı ya da Kafadan uydurdu bir fantezi Tabi bence üçüncü bir itim yazarın Kendi yazdığı kısmı unuttuğunu düşünebiliriz Biraz acayip ama yeşil çatal savaşını Karasu savaşından daha iyi hatırlıyordu Bu benim ilk savaşımdı Herkes ilk savaşını hatırlar Nehrin üstünden geçip giden sis hatırladı Sazlıklara doğru giden soluk beyaz parmaklar gibiydiler Ve o gün doğumunun güzelliği Bunu da hatırlıyordu Yıldızlar mor gökyüzüne dağılmışlardı. Sabah çiğ ile ıslanmış çimenler cam gibi parlıyordu. Kırmızı parlaklık doğudaydı. Şeyh oda yardım ederken Tilyon'a uyumsuz ve garip zırnı gidirken şeyinin parmaklığının ufak demasını hatırladı. Tanrı'nın belası Mifer. Üstünde çiviler olan bir kova gibiydi. O çiviler hayatını kurtarmıştı. İlk savaşını kazanmasına rağmen Tilyon o günkü hali o kadar aptaldı ki Fene ve Grod onun yarısı kadar bile aptal gözükemezdi. Şey, Tilyon'un zırhlar içinde dehşetli gözüktüğünü söylemişti. Nasıl bu kadar kör ve sağır aptal olabildim? Erkekliğimi düşünmemem gerekirdi. Tyrion'un ilk savaşını hatırlaması tabii bir şey gözüküyor. Herkes her daim ilkleri hatırlar. Sadece savaşın değil aşkında. Mifer muhabbetini daha önce son povunda da yapmıştı. Penny'e ve takmadığı için bunu nasıl kaybettiğini. Ve burada da ilk savaşında Mifel'in onun hayatını nasıl kurduğunu hatırlıyor. Bu sebeple artık Mifel'in takvi özen gösteriyor ama üstünde bu kadar durulması ileride önemli. Benim mifer takmadığı için ölmesine sebep olduğunu mu okuyacağız diye merak etmeme sebep oluyor. Tabi şey meselesinde günah çıkarmaya devam ederek kadının sözlerine tavırlarına nasıl kandığını ve aklıyla değil de şevretle düşündüğünü ifade ederek onun gerçekten ne olduğunu göremediğini pişmanlıkla dile getirerek öz yapıyor. Tabi asıl derdinin savunmasız masum korkmuş kadını koruma gücü olduğunu pek fark edemiyor Tyrion. İkinci oğullar atlarını eğerliyorlardı. Sakin, acele etmeden ve doğru bir şekilde. Bu daha önce yüzlerce kez yaptıkları bir şey değildi. Genelde aceleyle yaparlardı. Bazıları elden ele bir şeyler taşıyorlardı. Şarap ve su olabilirdi. Tyrion tam olarak seçemedi. Bokkola edepsizce sevgisini öpüyordu. Onun arkasında Sir Garibat Beyger'in yelesini tarıyordu. Ken bir taşın üstüne çönmüştü. Dik dik yere bakıyordu. Muhtemelen ölüm şahvesini düşünüyordu ya da kral toprakındaki o arkadaşını. Çekiç ve çivi adamlarını kontrol ediyordu. Silahlara ve mızraklara bakıyor, zırhları ayarlıyor. Ağzı körelen bıçakları bile eliyorlardı. Snatch tüdülünü çiğniyor, aptal kadar yapıyor ve uzun kavisi koyuyla bacak arasını kaşıyordu. Ondaki bir şeyler Tyrion'a brona hatırlattı. Kara sorudan sonra buran şimdilerde. Tabi kız kardeşim onu öldürmediyse. Bu ihtimal sorusunu düşüne kadar basit olmayabilirdi. İkinci oğulların kaç tane savaşla dövüştüğünü merak etti Tyrion. Kaç tane çarpışmaya girdiklerini, kaç tane baskın yaptıklarını, kaç tane şehre zora girdiklerini, kaç tane kardeşini gövdüklerini veya çürüme bıraktıklarını merak etti. Kem denen oğlan Karosu Savaşı'nda sizin tarafında savaşmış biri ve bu savaşta hem yakın bir arkadaşın hem de erkek kardeşini kaybediyor. Kardeşi gemi köprüsünde ölmüş. Bunu net şekilde bildiğine göre Herhalde görmüş olmalı diye düşünüyoruz. Bu sebeple bu olayı görebilecek kadar yakın bir yerde dövüşmüş olmalı. Tyrion da burada dövüşüyordu hatırlarsanız. Kem Ren'in hayatını geldiğini gördüğünde mızrağını bırakıp karşılığını söyledi ve Tyrion'un da savaşta yerden mızrak bulduğu bir sahnemiz var. Kem'in Tyrion'a yarım adam demesi de göz tutulursa bunu savaş sırasında duymuş olması gerekiyor. Yani bu ikisi yüksek ihtimal savaşta aynı yerdeydi. Tabi tamamen ayrı yerlerde de olabilirler. Eğer aynı yerdeydiler ise Tyrion'un gemi köprüsünde bunlar cesur adamın hepsini öldürelim diyerek saldırdığında görmüş olabilir mi Kem? Bir öldükleri arasında kardeşi yok arkadaşı olabilir mi? Bu sebeple onu suçluyor olabilir mi? Çocuk hala düşünüyor dikkat edersiniz. Bu olan tüm Lannister'ın yılan olduğunu duyduğunu söylemişti ve Tywin'dan da özellikle hoşlanmıyordu. Bit çukurundan gelme çocukların Stenis yanında savaşmasının sebebi belki budur. Eğer durum bu ise Tyrion'un gizli bir düşmanı olabilir. Karısı da malum bir şövalye tarafından ihanete uğramış bir az kalsın. Ölüyordu. Bakarsanız Kem de Sir Moore'un yaptığı gibi onu savaşta öldürmeye çalışır. Ve belki de Mifir'in takmış ve bu meseleyi sıklıkla parmak basan Tyrion Mifir sayesinde bu sefer kurtulur. En azından böyle gene bir burun veya bir şey kaybetmeden. Bu tirin üçüncü muharebesi olacaktı. Deneyimli ve soylu, damgalı ve mühürlü, ispatlanmış bir savaşçı. İşte o benim. Birkaç adam öldürdüm ve bir o kadar da yaraladım. Kendim de yaralandım ama öldürdüklerimi anlatacak kadar yaşadım. Taarruzları yönettim. Adamların benim ismi vardığını duydum. Daha iyilerini ve daha büyüklerini öldürdüm. Birkaç seferin tadını bile aldım. Ve bu kahraman için yeterince lezzetli bir şarap sayılmaz mıydı? Başka tatları da sevemez miydim? Yaptığı ve gördüğü tüm şeylere rağmen yeni bir savaşa katılacak olması Tyrion'u dehşete düşürüyordu. Savaş için yaratılmamış bir adam için Tyrion gerçekten de haddinden fazla savaş görmüş ve birçok kişi öldürdüğü gibi kendisi yaralanmış ve yaşadıklarını anlatacak kadar da hayatta kalmayı başarmıştır. Martin'e sorduklarında kendisinin tabii ki bir savaş olmadı ama Kaya'da kılıçla eğitim aldığını hali iyi kötü bunları bildiğini söylemiş. tabii bu eğitim kendisinin hayatta kalmasını açıklamıyor bana göre. Özellikle de kendisinden daha güçlü ve denizli savaşlarında öldüğünü hatta öldürdüğünü düşünürsek. İşin özünde yazarın hayatta kalmasını istediği için yaşıyor ve bir cücünün... Uzun boylu düşmanlarının saldırından kaçınmasını daha kolay olduğu da bir gerçek üstüne biraz da şansla da daha hayatta kalan bir var. Tabi bu savaş deneyiminin Tyrion'un ileride karşılaştığı daha büyükler için önemli tecrübe olduğunu unutmayın. Dans eki ve ötekiler olan mücadelede Tyrion'un taktiksel olarak deneyimini konuşması gereken anlar içerdiğini düşünebiliriz. Neticede nasıl ki Jon ailenin ve diğerlerinin roller için hazırlandığını söylüyoruz yaşadıklarıyla aynı şey Tyrion için de geçerli. Onun da sadece kişilik olarak değil deneyim olarak gelişmesi gerekiyor. İlk savaşı bir kara çatışmasıydı. İkincisi kısmen denize gerçekleşti ve üçüncüsü de ikisinin karışımını içeriyor diyebiliriz. Yani Tyrion saldıran gemilere karşı bir şehri nasıl koruyabileceğini veya şehir kuşatmasını ya da savaş sırasında düşman birliklerini kendi tarafına nasıl çekebileceğini deneyimleyerek kendini geliştiriyor. Bunları ileride tekrardan yapmak zorunda kalabilir ve bu sefer hatalarından da ders almış bir şekilde daha başarılı karar alarak savaşın serini değiştirmede katkı sağlayabilir. Dünyanın yarısını dolaşmıştı. Kimi zaman bir tahtarı varanda, kimi zaman bir direkli teknede, bir domuzun üstünde, köle ve ticaret gemilerinde, fahişelerin ve atların sırtında, her seferinde kendini hayatta kalmasının ya da ölmesinin artık umudu olmadığını söyledi ancak her defasında daha çok önemsediğini gördü. Yabancı solu kısa binmiş ve elinde kılıç üstüne doğru geliyordu ama Tyrion'un onunla yüzleşmek konusunda bir ilgisi yoktu. Şimdi değil, henüz değil, bugün değil. Sen nasıl bir dolandırıcısın küçük şeytan. Yüzlerce muhafazın karına tecavüz etmesine izin verdin. Babanı karnından vurdun. Sevgilin boğazın yüzü karana kadar altın zincirle sıktı fakat hala yaşamayı hak ettiğini düşünüyorsun. Son yaşadıklarından sonra Tyrion yedi kızıkların etkisiyle hayata küsmüş, amaçsız bir şekilde Esos'a gelmiş ve ölmeyi umarak adımlarını attığını düşünüyordu. Lakin en başından beri tat oyun oynamaktan nasıl vazgeçmediğini ve hayatta kalmak için nasıl çırpındığını gördü. Tyrion hayatta kalmakla ilgilenme düşünse de aslında aksine Hayata nasıl tutunu gördük ki bir insan içinde daha doğal bir şey olamaz. Tabii kendi kızıyor tekrar özdeşli yaparak bu kadar güneşli bir olarak nefes almayı hak ettiğini inanmanın kabul edilebilir tarafını görmüyor. Bu aslında içinde savaş veren iki tarafın varlığını işaret olarak yorumlanabilir. Kendini yargılayan vicdanı ve her şeye rağmen hayatta kalmak için çabalayan egosun, nefsi. Aslında son kitapta gördüğü çift başlı olduğu rüyada bu iç savaşa işaret ediyor. Bu arada mitoloji videolarından hatırlayacağınız üzere soluk kısrak ve ölüm bağlantısını yazar burada kurarak Armageddon savaş olarak da bilinen kıyamet savaşındaki maaşların dört atlısından ölüm ve soluk kısrak göndermesini burada yapmış ki bu da benim dini tarafının katolik inancındaki Almegod'un işlediğinin ve dininin mesih figürü olduğu yorumun doğruyu ki zaten denildi beyaz ata biniyordu mesih isim geliyen. Drogo'nun kızıl aygırı ve Karasus'ta Tyrion'un bindi. kızıl aygırının da savaş temsili olduğunu unutmayın. Kızıl aygır savaş unutmayın. Hatırlayacağınız üzere kuzeyde zaten Ragnarok işliyordu. Tyrion, Penny ile ortak kullandığı çadırda dağıldığında Penny çoktan zırhını giymişti beni yıllardır kendini tahta bir plakaya bağlıyordu. Tokalar ve kopçak hakkında uzman olduktan sonra tahta plaka ve zincir zırh çok farklı şeyler değillerdi. Örgütün çelikleri ezilmiş ve paslanmış, çizilmiş ve lekelenmiş ya da soğumuş olsa da fark etmezdi. Bir kılıcı durulacak kadar sağlamdı her zaman. Aslında bu kısım için söyleyecek pek bir şey yok. Birazdan savaşmak üzere oldukça hala hazırlanıyorlar ama bence burada önemli olan kısım tiryon ve Pen'in ilişkisine parmak basmak. Öncesinde ilk savaşı ve şehir olan ilişkisi aklı gidip geliyor ve kadının kendisini kandırdığını ve buna izin verdiği için kendisine hayıflanarak iyi bir oyuncu diyordu. Sonra üçüncü savaşa geçtiğimiz bu sefer gerçek bir oyuncudan Peniye geliyor. Bundan sonrası tabii ki dikkat değer. Penny'nin henüz giymedi tek parça minferiydi. Tiron içeri girdiğine bir baktı ve zırhını giymemişsin. Neler oluyor dedi. Olay şeyler. Çamur, kan ve karamanlık. Öldürmek ve ölmek. Bir savaş görfesinin dışına devam ediyor. Bir başkası şehrin duvarının altında. Yunkaylin her tarafı düşmanla kaplı. En yakın mücadele şimdi bir fersa uzağımızda ama çok geçmeden bize dair dahil olacağız. İki taraftan birinde. İkinci oğullar taraf değiştirmeye daima hazırdı. Tyrion buna neredeyse emin ama emin olmakla neredeyse emin olmak arasında büyük bir uçurum vardı. Adamı mı yanlış değerlendirirsen hepimiz kaybederiz. Miferin takvi kopçanı bağlı olduğuna emin ol. Bir keresinde boğulmayayım diye benimkini açık bıraktım ve bana bir buna mal oldu. Tyrion yara izini kaşıdı. Zırhını giydirmemiz lazım. Çok istiyorsan buyur. Önce deri yelek. Çevirlik kaynatılmış deri. Onun üstüne örgü ve son olarak boyun zırhı. Çadırın içine bir göz attı. Şarap var mı? Yok. Akşam yeminde kalan yarım sürahi ne oldu? Çeyrek sürahi vardı. Ve sen içtin. İçini çekti. Kız kardeşim bir bardak şarap karşına satardım.'' Bana kalırsa kız kardeşim bir bardak at sidine satardın. Bu beklenmedik cevap karşısında Tyrion yüksek sesli bir kahkaha attı. At sidine olan düşkünüm çok mu bine yoksa kız kardeşimle mi tanıştın? Onu bir kez gördüm. Çocuk kral için mızrak şu yaptığımız zaman Grot onun güzel olduğunu düşünüyordu. Brod apta ismi bodu bir yalakaydı. Sadece bir apta ayık kafayla savaşa gider. Plam'da savaş vardır. Savaş dönüşse şarabın boş gitmesi suç sayılır. Video başında da ifade ettiğim gibi Tyrion birkaç gün boyunca çadırda saklanırken Ben Plam'ı deni geçmesi için ikna etmeye çabalamış ama adam net ve kesin bir şey söylemediği için kıvama geldi düşürse de %100 emin olamıyordu. Ve eğer taraf değiştirmez ise kaybedeceklerin emidir. Miran Savaşı videomu hatırlıyorsanız zaten en basitinden korkunç bir lider düzeni yüzünden bile kaybetmeye makkum görünüyorlardı. Bu arada fark edeceğiniz üzere Tyrion bir beyzade olduğu için insanların ona hizmet etmesi ve giydirmesi gibi şeyler alışkın. Hali daha önce kendi başına hiç sır giymediği için hazır da değil. Bu sebeple Penny'nin yardımı itiraz etmeden kabul ediyor. Buna ek olarak Arya'nın Mercy Pop'unu incelediğimiz videoda hatırlıyorsanız burada paralel bir sahnemiz de var. Arya Mercy kimliğiyle bir oyuncu olarak tiyatro ekibine katılmış ve orada kanlı el oyunu içinde diğerlerinin hazırlanmasına yardım ederken Tyrion'un oynayan cüce baba onanı giymesine yardım ediyordu. Çok kesin olmasa da kendisi muhtemelen şey karakterini canlandırıyordu. Önceki alıntılarda aklı birkaç kere şey ve ilk savaşına giden Tyrion'un bir başka oyuncuna olan Penny ile Sainz başladı da ilginç bir paralellik ve olası bir gönderme işaret doğmuş oluyor haliyle. Çok ayrıntıya girmek istemiyorum çünkü öncesinde de söylediğim gibi bu konuda bir video hazırlamıştım. Penny'nin amacı bize biraz şüpheli görünüyor. Zaten en başında onu öldürmek isteyecek kadar kin duyarken kardeşinin ölümü yüzünden bir anda Tyrion'un yakınlaşma başlaması zaten başlı başına bir şüphe sebebi. E, Tyrion'un alkol içmek istemesi de ilginç çünkü en travmatik sayılabilecek deneyimlerinden birinde o değişmişti ve günün sonunda ölmüştü tabi bu sebeple olmasa da. Ve bildiğimiz kadarıyla Tyrion savaş öncesi alkol almıyordu. Önceki anlatılarda ölüm korkusundan bahset için cesareti kırılmaya başladığından alkolü bunu bastırmaya çalışıyor olabilir mi? Büyük hata şüphesiz Alkole bir şey bastıramazsınız. Aksine kişi zayıf düşecekti. Başka bir şey yaramaz. Öncesinde de sevdiği bir şeydi şüphesiz ama alkolik olma yolunda ilerliyor olabilir mi ablası gibi diye düşünmeye başladım. İkisi de kırılma yolunda ilerliyor gibi. Dilini tut biraz. Şu bağlamam lazım. Tiron denedi ama susunca katliamın sesi artıyormuş gibi geldi ve dili tutulamaz oldu. Gorzakso Eras örgütü demir adamları denizi püskürtmek için kullanmayı istiyor. Beni onu giydirirken bir anda bunu söyletiriyorsun. Yapmaları gereken şey hadımlar kapıdan 3 metre bir uzaklaşmadan önce atlarla beraber tüm kuvvetini göndermek. Kediler onların sonunda biz ve rüzgar savunan da en sağından. Göğüs göğüse çarpışma. Lekkesizler hiçbir mızrak adamından daha iyi ve daha kötü değiller. Onları tehlike yapan şey disiplinleri. Eğer bir mızrak duvarı oluşturamazlarsa... Kolanı kaldı dedi beni. Buraya. Et böyle daha iyi. Belki de gün sen komut etmelisin. Köle askerler kullanıyorlar. Neden köle kumandalı olmasın ki? Bu oyunu bozardı gerçi. Bilgi uzay için bu tür oyunlar sadece bir savaş oyunu. Ve bizler de parçalarıyız. Başını bir yöne eğdi Tyrion. Babamla bu köle tüccarın ortak yönleri var. Baba? Ne demek istiyorsun? Az önce iki savaş geldi. Yeşil çatal. Bir yolun ve nehrin arasında savaştık. Babamın ordusu mevzilendiğini gördüğümde ne kadar güzel olduğunu düşünmüştüm. Demir dikenli olan kıpkırmızı gül ve tabii ki baba hiç o kadar şaşalı gözükmemişti. Altın kumaştan yapılmış pelerin beraber kıpkırmızı giymişti. Omuzlarında bir çift altın aslan vardı. Başka bir tanesi mifirin üstündeydi. Bindiği at muhteşemdi. Lot Hazretleri bütün mücadele o atın üstünden izledi ve herhangi bir düşmana yüz metre bile yakında değildi. Altında yüzlerce insan ölürken hiç hareket etmedi. Hiç gülmedi, hiç terlemedi. Beni bir kamp taburesine oturmuş, savaş oynarken düşün. Eğer bir atım, biraz kızıl ve altın kumaştan dikilmiş bir büyük pelenim olsaydı babamla neredeyse ikiz olabilirdik ve babam daha uzundu. Ama benim daha çok saçım var. Az önce bahsettiğim korku ve bastı meselesini onaylayan bir cümleyle devam etti Tyrion. Susmak katliamın ölümün sesini arttırıyor ve belli ki bu gerçekten de Tyrion'un cesaretini koruyor, korkusunu arttırıyor. E bu sebeple savaşta diğer ikisine nazaran Tyrion'u daha korkak bir dövüş sergilerken mi izleyeceğiz acaba diye merak etmedim değil. Tyrion'un gözüne baktığımızda Deni'nin en disiplinli usta askeri biri olan Lekesizleri yenmek için yapılması gereken en basit taktiğin onların duvar yapması. Engel olmak olduğunu öğrendiniz ama Bugünkü hali komutuna görünür de çok zeki değilmiş gibi. Lekizleri odaklanmaktan ziyade ellerindeki birlikleri de demir doğumlara karşı kullanmak niyetinde. Sen de Lekizlerin zayıf yönü bildiğine onları oyulacak bir suvar salsı yapacak ki saralansınlar ve duvarların örsün sizler. Aslında tüm bu yeşil çatay ve sayveç göndermenin altında muhtemelen bir şey var. Yunkayları salak gibi görsek bile sandığımız kadar da kıt akıl olmayabilirler. Aksine ciddi bir tuzak bile kurmuş olabilirler. Tywin çeşit çatalda oyun tatlısı gibi ders parçalar ki bunlar kiralık birliklerdi. Feda ederek kuzey birliklerine tuzak kurmuştu. Kuzeyler tirime ve Dağın bile odaklanınca da işte diğer birlik yanından sıkışıp darmadan etmişti. Belki de yazar Junkerler benzer bir taktik uyguluyor demek istiyordur. Selmin ilk rançla birlikte kiralık birlikler ve köle birlikleri ki bunlar disiplinsiz oluşuyla da bilinir. Ya yani orada nasıl değerli birlikte başka noktalarda zaten. Bu da Tyrion'un neden babası ve köle efendini birbirine benzettiğini açıklar. Muhtemelen Selmin'in ilk saldırı başarılı olacak. Umut vadici gelişmeler göreceğiz fakat bunlar yem olacak. Sonra asıl tuzak devreye girecek ve Selmi tarafı kaybetmeye başlayacak. Ve Dene'de tam bu sırada günü kurtarmaya ejderhası ve dört ile gelecek. Tahminen böyle bir şey okuyacağız inşallah. Okuyacağız inşallah diyorum ama tabii ki de ne zaman olacağı hakkında bir bilgim yok. Zaman zaman bana bu konuda sorular geliyor. İşte ne zaman çıkacak, gelişme var mı vesaire diye. Şimdi de toptan bir cevap vereyim. Arkadaşlar ne zaman çıkacak bilmiyoruz. Kitabın bitmesi ne kadar kaldı bilmiyoruz. Herhangi bir gelişme şu an yok. Olduğu zaman kesinlikle gerek YouTube'dan gerekse Twitter adresimizden zaten duyuracağım. Bu konuda bir endişeniz olmasın sizi habersiz bırakmam. Şimdilik videoya burada bir ara verelim. Bir sonrakinde kalan kısmı da bitiririz diye umut ediyorum. İnşallah genel olarak beğenmişsinizdir. Destek için yorum yazmayı ve daha fazla kişiye ulaşmak için de lütfen videoyu paylaşıp beğendiği basmayı unutmayalım. Maddi olarak destek vermek isterseniz arkadaşlar katıla basarak aylık abone olabilir. Ya da teşekkür seçeneğiyle tek seferle mahsus katkı sağlayabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.